arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu ön kısmı iki düğmeli bebek kırkasının yapılışını anlatmak istiyorum. Ben uygun renkler kullanarak kız bebekler için örmüştüm. Bugün sizlerle öreceğim hırkam benim erkek bebeklere uygun. Sadece rengini değiştirerek ve ön taraftaki düğme yerlerini farklı tarafa açarak hırkamı öreceğim. Hırkamızın roba kısmı düz bir şekilde örülüyor. Yine kol kısmı da düz bir şekilde devam ediyor. Sadece beden kısmında ufak bir modelimiz var. Bu da çabuk ilerleyen kolay bir model. Sadece buradaki ilmekleri kaydırarak buradaki burgu şeklini vererek devam ediyor modelimiz. Hırkamızın boyutlarından bahsetmek istiyorum. Omuz kısmından kol uzunluğu 27 santim. Yine omuzdan beden uzunluğu 29 santim. Beden genişliğimiz 24 santim. Kolumuzun en geniş olan kısmı 10 santim. Yine kolumuzun en dar olan kısmı da 8 santim genişliğinde. Yine robamızın artırmalar sonrası genişliği de 13,5 santim genişliğinde. Bu da 0-3 ay bebekler için uygundur. Hırkamıza boyun çevresi kısmından başlıyoruz. Bu kısımda ön tarafta 2 arttırmamız, kol kısmında 4 arttırmamız ve yine arka kısmında 2 arttırma olacak şekilde her düz sırada 8 arttırmayla devam ediyor. Bu kısmı tamamladıktan sonra kolları ayrı ayrı örerek devam ediyoruz. Sonrasında modelli kısma geçiş yaparak hırkamızın modelli kısmını da örüp hırkamızı tamamlıyoruz. Ben hırkamda 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti peeling özellikle %100 akrilik bir ip kullandım. Yine örerken 1 adet 3 numara misinalı şişimiz var. Kollarımızı ayrı ayrı ördüğümüzden dolayı bir adet yine bu şekilde kısa da olabilir. Yine ikinci bir şişe veya yine bu şekilde elinizde yoksa kısa şişlerden yine aynı numarada 2 adet şişe ihtiyacımız var. Ön tarafta 2 adet düğmemiz var. Bunları dikmek için iğne ipliğimiz var. İlmeklerimiz için 8 adet ilmek belirleyicimiz var. 1 adet tığımız ve 1 adet de makasımız var. Hırkamızı örerken ben bu kısımda kenar patını 9 ilmekle düz bir şekilde yapmıştım. Ama bu kısım katlandığı için ben bugünkü anlatımımı sadece haroşa şeklinde yapacağım. Bu kısımda 9 ilmekle yapmıştım. Ama bugünkü patımı ben 7 ilmekle yapacağım. Bu kısmı da bu şekilde devam ettikten sonra robamızı tamamladığımızda yine burada diagonal şeklinde devam eden İlmekleri sadece yana kaydırarak bu şekilde kolay bir modelimiz var. Bunun da yine yüklemesini yaptığımda videomun alt kısmına ekleyeceğim. Dileyen arkadaşlar oradan da modelin yapılışını inceleyebilirler. Roba kısmından ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. Yarım tur döndürdükten sonra ilmeklerimizi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. Siz nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde atabilirsiniz. Toplamda şişimize 72 ilmek atalım. İlmeklerimizi attıktan sonra sıranın sonunda bir düğüm atıyoruz. Ve örgümüze arka yüzden haroşa örerek devam ediyoruz. Ben haroşalarımı düzden örüyorum. Ve o yüzden her defasında hem ön yüzde hem arka yüzde haroşa olan kısımları düz örüyorum. İlk ilmekten itibaren sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde devam edelim ve düğme deliği kısmına kadar bu kısmı 3 haroşa dişine tamamlayalım.
Hırkamızın roba kısmının haroşa sırasını 3 dişe tamamladık. Bu kısımda belirtmeyi unutmuştum. Kenar kısmının boncuk şeklinde olmasını istiyorsanız, haroşalarınızı düzden örüyorsanız ilmeklerin tamamını düz örmelisiniz. Eğer ters örüyorsanız da ilmeklerinizin tamamını sıra sonuna kadar ters örmelisiniz. Şimdi bu kısımda bu hırkamı örerken bu kız bebekler için olduğundan dolayı sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar ördüm ve sıranın sonundaki 6 ilmekten ilk düğme deliğimi açarak devam ettim. Bu hırkamda erkek bebekler için olduğundan dolayı şimdi sıra başında kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. 1, 2, 3 ilmek düz örüyoruz. Toplamda 4 ilmeğimiz var. Bu kısımda ilk düğme deliğimizi açıyoruz. Düğme deliğimiz için bir tane dolayarak arttırma, sıradaki 2 ilmeği öncesinde benim örgüme göre ters geldiği için ters çevirip sonrasında arka duvarına batarak birlikte örüyoruz. Sonrasında sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde önce sıramızı tamamlayalım. Sonrasında arka yüzden de ilmeklerimizin tamamını düz örerek ön yüze gelelim. Roba kısmını 4 dişe tamamladık. Şimdi ilmeklerimizi roba kısmını örmek için ayırdık. Ön için 11 ilmek artı 1 ilmek de arttırma ilmeğimiz. Tekrardan kol için 13 ilmek, tekrardan arttırma için 1 ilmek, arkası için 20 ilmek, arttırma için yine 1 ilmek. Kol için 13 ilmek artı 1 ilmek de arttırma için ve kalan 11 ilmeğimiz de yine ön kısmının ilmekleri. Bu 11 ilmeğin içinde de kenar patımızın 7 ilmek haroşa olan ilmekleri var. Bunlar patımıza dahil olan ilmekler. Kenar kısmından ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 3 4 5 6, 7 ilmek kenar patımızın ilmeğine bunlar hırkamızın bitimine kadar haroşa şeklinde devam eden ilmekler. Kalan ilmeklerde 4 ilmeğimizde bunlar ön yüzden düz, arka yüzden de ters örülen ilmekler. Şimdi 1, 2, 3, 4 ilmeğimizde düz ördük. Bu kısımda arttırma öncesi ben arttırmalarımı ajur şeklinde delik olacak şekilde yaptım. Dilerseniz bu kısımdaki arttırmaları ilmek atarak delik olmayacak şekilde de yapabilirsiniz. Bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. İşaretimizi diğer tarafa aldıktan sonra bir ilmek düz. Bu bir tane ilmeğimizi arka yüzden ters örüyoruz. İşaretimizi diğer tarafa alıp yine bir tane ilmek dolayarak arttırma yapıyoruz. Kol için 13 ilmeğimizi düz örüyoruz. İşaretimize kadar olan ilmekleri düz ördükten sonra yine bir tane dolayarak arttırma, ortadaki bir ilmek düz, işaret sonrası yine bir tane dolayarak arttırma ve arka kısmının 20 ilmeğini yine düz örüyoruz. İşarete kadar olan ilmeklerimizi düz ördük. Tekrar işaret öncesi yine bir tane dolayarak arttırma. Aradaki bir ilmeğimiz düz. İşaretimizi diğer tarafa aldıktan sonra yine bir tane dolayarak arttırma ve kol ilmeklerini yine 13 ilmek düz örüyoruz. En sonki arttırma kısmına kadar yine düz örerek geldik. Yine bu kısımda işaret öncesi yine bir tane dolayarak arttırma, bir ilmek düz ve tekrardan işaret sonrası bir tane dolayarak arttırma. Yine buradaki ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Arka yüze geldiğimizde
Sırabaşı ilmeğini örmeden alıyoruz. Sonraki 6 ilmeğimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeği dahil değil bu kısma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördük. Kenar kısmının ilmeği ile birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimizi düz ördük. Şimdi burada arttırma kısmının ilmeği dahil bu ilmekleri diğer taraftaki patımıza kadar ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördük. Arttırdığımız ilmeği de ters örüyoruz. İşaretimizin arasındaki ilmeğimizle ters örüyoruz. Diğer işaret arasındaki ilmekler bunlar kol ilmekleri. Arttırdığımız ilmek dahil bunlar da arka yüzden ters örüyoruz. Arttırmalarımızı sadece ön yüzde işaretlerimizin olduğu kısımda yapıyoruz. Sadece kenar patımızın ilmeklerine hem ön yüzde hem arka yüzde düz örüyoruz. Bu kısmı da ortadaki ilmeklerimizde ters örüyoruz. İşaretimizi diğer tarafa aldıktan sonra arka kısmının ilmeklerinde ters örüyoruz. Diğer kol ilmeklerinde yine ters örüyoruz. Kalan ön kısmının ilmeklerinde yine 7 ilmek kalana kadar ters örüyoruz. Şimdi arttırma ilmeği ile birlikte 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördük. Sıra sonunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimiz var. Bunları da düz örüyoruz. Bu şekilde arka yüze sıramızı da tamamladık. Tekrar ön yüze geldiğimizde ikinci arttırma sırasında ilk işaretimize kadar olan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Burası ön yüzü. İpimizin olmadığı taraf örgümüzün ön yüzü. İşaretimize kadar ilmeklerimizi düz ördük. Bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Ortadaki bir ilmeğimiz düz. Diğer işaretimizde diğer tarafa aldıktan sonra yine bir tane dolayarak arttırma ve kol ilmeklerimizde yine ön yüzden düz örüyoruz. Robamız düz bir şekilde devam ettiğinden dolayı ön yüzden ilmeklerimizi düz, arka yüzden de ters örerek geliyoruz. Sadece patımızın kenar kısmındaki, sıra başındaki ve sıra sonundaki 7 ilmeğimizi hem ön yüzde hem arka yüzde de düz örüyoruz. İşaretimize kadar geldik. Bir tane dolayarak arttırma. İşaretimizi diğer tarafa alıyoruz. Ortadaki bir ilmek düz. Diğer işaretimizi de diğer tarafa aldıktan sonra yine bir tane dolayarak arttırma ve arka kısmının ilmeklerini de yine düz örüyoruz. Tekrar işaretimize geldiğimizde ön yüzde arttırmalarımızı unutmuyoruz. Hemen işaret öncesi bir tane dolayarak arttırma, bir ilmek düz ve tekrardan bir tane dolayarak arttırma. Kol ilmeklerinde yine düz örüyoruz.
kısma geçiş yapmadan önce yine bir tane dolayarak arttırma, ortadaki bir ilmek düz, tekrardan bir tane arttırma ve sıra sonuna kadar kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arka yüze geldiğimizde hiçbir işlem yapmadan sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 6 ilmeğimizi düz örüyoruz. 4, 5, 6. Sonrasında sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar ortadaki ilmeklerimizi ters örüyoruz. İşaretlerimizi çıkartmadan sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar ters örerek devam edelim. Sıra sonunda 7 ilmeğimiz kaldı. Bunları da düz örerek arka yüzü sıramızda tamamlıyoruz. Ön yüze geldiğimizde ilk işarete kadar olan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. İşarete kadar ilmeklerimizi düz ördük. Burada bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Ortadaki bir ilmeğimiz düz. Hemen ikinci işaret sonrası yine bir tane dolayarak arttırma. Kol ilmeklerimizi işarete kadar yine düz örüyoruz. İşaret öncesi yine bir tane dolayarak arttırma. Ortadaki bir ilmeğimiz düz. İkinci işaret sonrası yine bir tane dolayarak arttırma ve arka kısmının ilmeklerini de yine düz örüyoruz. Sadece işaretlerimizin olduğu kısımlarda ön yüzden arttırmalar yapıyoruz. Şu an 3. arttırma sırasında devam ediyoruz. İşaretimize kadar ilmekleri düz ördük. Bir tane yine arttırma yapıyoruz. Ortadaki bir ilmeğimiz düz. Tekrardan bir tane dolayarak arttırma ve kol ilmeklerini işarete kadar yine düz örüyoruz. Son arttırma yerine geldiğimizde yine bir tane arttırma, ortadaki bir ilmek düz, tekrardan bir tane arttırma ve kalan ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Arka yüzden gelirken sıra başındaki 7 ilmeğimiz düz ve sıra sonundaki 7 ilmeğimizi düz örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Sayarak 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz. Kalanları sıra sonunda yine 7 ilmek kalana kadar ters örüyoruz. Bu şekilde yine devam edelim ve sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar ters örmeye devam edelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters ördük. Sıranın sonunda yine 7 ilmeğimiz kaldı. Bunları da yine düz örerek arka yüzü sıramızı tamamlıyoruz. Tekrardan ön yüze geldiğimizde arttırmaya devam ediyoruz. İlk işaretimize kadar yine ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. İşaretimize kadar
Ön kısmının ilmeklerini düz ördük. İşaretten önce yine bir tane dolayarak artırma yapıyoruz. Aradaki bir ilmeğimiz düz. Hemen işaret sonrası yine bir tane dolayarak artırma, kol ilmeklerini yine düz örüyoruz. Tekrar işaret öncesi yine bir tane dolayarak arttırma, aradaki bir ilmeğimiz düz. İkinci işaret sonrası yine bir tane dolayarak arttırma ve arka kısmının ilmeklerini de yine düz örüyoruz. Tekrar işaretimize geldiğimizde bir tane yine dolayarak arttırma, bir ilmek düz, tekrardan bir tane dolayarak arttırma ve kol ilmeklerini yine düz örüyoruz. Tekrardan işaretimize geldiğimizde bir tane dolayarak arttırma, ortadaki bir ilmek düz, tekrardan bir tane dolayarak arttırma ve kalan ilmeklerimizde yine düz örüyoruz. Bu şekilde ön yüzü sıramızın bir artırma sırasını daha tamamladık. Şimdi 1, 2, 3, 4. ajur artırmamızda roba kısmını tamamladık. Arka yüzden gelirken yine sıra başındaki 7 ilmeğimiz ve sıra sonundaki 7 ilmeğimizi düz, kalanlar ters örerek devam ediyoruz. İkinci düğme deliği kısmına kadar şimdi bu ilk düğme deliğimizi açmıştık. 1, 2, 3, 4 dişimiz oldu. Bu ikinci düğme deliğine kadar yine artırmalarımızı bu şekilde devam edelim. Bu kısmı 7 diş olana kadar yine artırarak roba kısmının ikinci düğme deliği kısmına kadar gelelim. Roba kısmını artırmaya devam edip bu kısmı ikinci düğme deliğine kadar toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş boyunca ördük. Şimdi ikinci düğme deliğimiz için sıradaki İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Hemen sonrasında bir tane dolayarak arttırma. Sıradaki 2 ilmeği öncesinde ters çevirip arka duvarına batarak birlikte sağ tarafa örüyoruz. İlk işarete kadar ilmeklerimizi yine düz örüyoruz. Yine işaret öncesi bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Aradaki bir ilmeğimiz düz. İşaret sonrası yine bir tane dolayarak arttırma ve kol kısmının ilmeklerini örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu kısmı ikinci düğme deliğimizde açtık. Dilerseniz bu kısımdaki düğme deliği sayısını arttırabilirsiniz. Ben 2 düğme yaptığım için 7 diş sonrası ikinci düğme deliğimi açtım. 10'ar diş arayla bu kısımdaki düğme deliği sayılarını arttırabilirsiniz. Yine kol ilmeklerini düz örüyoruz. Ve işaretlerimizin olduğu kısımlarda ön yüzden arttırmaya devam ediyoruz. Bir tane dolayarak arttırma, ortadaki bir ilmeğimiz düz. İşaret sonrası yine bir tane dolayarak arttırma ve arka kısmının ilmeklerini yine düz örüyoruz.
üzerinden işaret öncesi bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. İşaretimizin ortasındaki bir ilmeğimiz düz. İşaret sonrası yine bir tane dolayarak arttırma ve diğer taraftaki kol ilmeğimizi yine düz örüyoruz. Tekrar son arttırma yerine geldiğimizde yine bir tane dolayarak arttırma, ortadaki bir ilmek düz, ikinci işaret sonrası yine bir tane dolayarak arttırma ve sıra sonuna kadar kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bir sıramız da bu şekilde tamamladık. Arttırmalarımıza yine işaretlerimizin olduğu 1, 2, 3, 4 kısımda arttırmaya devam edelim. Ve toplamda bu ajur arttırmalarını saydığımızda şimdi şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırayı da bu şekilde ördük. Ajur arttırmalarını sayarak bu kısmı 16 sıraya tamamlayalım. Robamızın buraya kadar olan kısmını da örüp tamamladık. Bu kısmı tamamladığımızda ajur arttırmalarımız 16 sıra boyunca devam etti. Bu kısmı saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra boyunca arttırmamıza devam ettik. Son arttırmamızı da tamamladığımızda toplamda şişimizde 200 ilmeğimiz oldu ve bu kısımda da robamızı tamamladık. Burada hırkamızın ilk bölümünün sonuna geldik. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.